Sevgili çocuklar, Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Matematik Fasikül 4 2. Ünite Doğal Sayılarla Çıkarma işlemi konularını öğrenmeye başlıyoruz. Doğal Sayılarla Çıkarma işlemi. Çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme. Ben 49 tane çam fidan diktim. Ben de 32 tane çam fidan diktim. Tahminen Can Efe'den 20 tane fazla fidan dikmiştir. Hemen tahmin etti, zihinden bu işlemi yaptı. Bir çıkarma işleminin sonucu tahmin edilirken eksilen ve çıkan sayının en yakın oldukları onluklarla çıkarma işlemi yapılır. Bakalım çocuklar 49 sayısı en yakın 50 onluğuna yakın ve 38 sayısı en yakın 30'a yakın. Çıkarma işlemi yaptığımızda 5'ten 3 çıktı 2 20 olduğunu görüyorsunuz. İşlemin sonucu 9'dan 2 çıktı 7, 4'den 3 çıktı 1, 17, tahminen 20, işlem sonucu 17, çıkardığımızda aradaki farkın 3 olduğunu görüyorsunuz. Önce 49'un en yakın olduğu 10'luk, 49, 50, daha sonra 32'nin en yakın olduğu 10'luk, 32, 30'a yakın, 50'den 30'u çıkardığımızda 20 tahmin sonucu olarak bulunuyor çocuklar. Etkinliğimizde aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz tahmininizi işlem sonucu ile karşılaştırın çocuklar. Bakalım 67 en yakın olduğu onluk 70'tir. 22'nin en yakın olduğu onluk 20'dir çocuklar. 0 7'den 2 çıktı 5. İşlemin gerçek sonucuna bakalım. 67'den 22'yi çıkardığımızda 7'den 2 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. Tahmini 50 işlem sonucu 45 çıkardığımızda 10'dan 5 çıktı 5 4'ten 4 çıktı 0 olduğunu görüyorsunuz karşılaştık 5 fark var diğer etkinliği siz yapıyorsunuz çocuklar bu etkinliklerimizde ise aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz tahmininiz işlem sonucuyla ile örnekte gibi karşılaştınız diyor bu da 38'den 13 çıkarıyor 38 40'a yuvarlanır 13 10'a yuvarlanır çıkardığımızda 30 olduğunu görüyoruz. İşlem sonucuna baktığımızda 8'den 3 çıktı 5. 3'ten bir çıktı 2, 25. 30'dan 25 çıkardığımızda 5 yaklaşık tahmin edildiğini görüyorsunuz çocuklar. Diğer işlemleri ve sonuçlarıyla karşılaştırması sizler yapıyorsunuz. Konu testi 1'i dikkatçe çözüp kontrol ediyorsunuz. Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişki. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı ile fark toplanırsa eksilen sayı elde edilir. Eksilen eşittir. Çıkan artı fark. Bakalım çocuklar. Eksilen verilmemiş. 3 çıkmış. Fark da 8'miş. Ne yapıyoruz? Çıkanla farkı topluyoruz ve eksilen sayıyı buluyoruz çocuklar. İkinci eksilen sayıdan eksilen sayıdan çıkan sayı çıkarılırsa fark elde edilir. Fark eşittir. Eksilen eksi çıkan. Bakın çocuklar. 15'ten 2'yi çıkardığımızda kaçı buluyoruz? 13'ü. 15 eksi 2 13. Yani farkı bulmak için eksilenden çıkanı çıkarıyorsunuz. Çıkarıyoruz değerli çocuklar. Evet çocuklar. Eksilen sayıdan fark çıkarılırsa çıkan sayı elde edilir eksilen sayıdan fark çıkarılırsa çıkan sayı elde edilir. Çıkan eşittir. Eksilen eksi fark. Eksilen burada kaç? 17. Biz eksilenden farkı çıkardığımızda neyi buluyoruz? Çıkan sayının 5 olduğunu buluyoruz değerli çocuklar. Bir toplama işleminde verilmeyen toplanan bulunurken toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Mesela çocuklar 24 birinci toplanan, ikinci toplanan verilmemiş, toplam verilmiş. Toplamdan 36'dan verilen 24'ü çıkardığınızda alttan 4 çıktı 2, 3'ten 2 çıktı 1. Diğer verilmeyen toplananın 12 olduğunu buluyoruz değerli çocuklar. İşlemlerdeki noktalı yerlere uygun sayıları bulup yazınız. Evet çocuklar, örneklerde olduğu gibi bu etkinlikleri ve bu sayfadaki etkinlikleri sizler doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Çokluklar arasındaki ilişki toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki ilişkiyi belirlenmek istendiğinde sözel ifadelerin arasına artı veya eksi ile eşittir işaretleri yazılır. Aşağıdaki problemlerin çoklukları arasındaki ilişkiyi sözel olarak örnekteki gibi ifade ediniz. 14 öykü kitabım var. Annem de 5 şiir kitabı verdi. Toplam kaç kitabım oldu? Öykü kitabı artı şiir kitabı eşittir toplam kitap sayısı ortaya çıkar. Öykü kitap sayısını bulmak için eşittir toplam kitap sayısından şiir kitap sayısını çıkarırsanız öykü kitap sayısı elde edilir. Şiir kitabı sayısını bulmak için eşittir toplam kitap sayısından öykü kitabı sayısını çıkardığınızda da şiir kitabı sayısı ortaya çıkar çocuklar. 9 mavi bilyem var. Ablam da 7 sarı bilye verdi. Toplam kaç bilyem oldu? Çocuklar mavi bilye sayısıyla sarı bilye sayısını topladığınızda toplam bilye sayısını elde edersiniz. Sözel ifade ediyoruz bakın. Mavi bilye sayısını bulmak için toplam bilye sayısından sarı bilye sayısını çıkarırsak mavi bilye sayısını bulmuş oluruz. Bunu sizler tamamlıyorsunuz çocuklar. İşlemlerdeki eşitlik. Eşit işareti işlemin sol tarafındaki sayılarla sağ tarafındaki sayıların birbiriyle, birbiriyle dengede olduğunu belirtmektedir. Mesela 3, 2, 3, 2. 3 daire sarı, 2 daire mavi. 3 daire sarı, 2 daire mavi. 3 ardaki 5. Bu tarafta da 5 daire var. Bu tarafta da 5 daire var. Gördüğünüz gibi dengede duruyor. Arada da eşittir işareti var çocuklar. 9 artı 5 14 eşittir 14. 18 eksi 4 eşittir 14. Demek ki çocuklar bu işlemlerin sonucu eşit. Yandaki işlemlerde eşit işareti işlem sonucunu belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Burada da 21 eksi 3 eşittir 18. 18. 13 artı 5 eşittir 18. Bunların da işlemlerinin sonuçları eşittir çocuklar. Etkinliğe bakıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlem sonuçlarını inceleyiniz. Bakalım çocuklar. Burada 7 artı 5 12. 9 artı 3 12. 3 artı 3 6. 2 artı 2 artı 2 6. Yandaki işlemlerde eşit işareti farklı iki işlemin sonuçlarının aynı olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Sizler de şu etkinlikleri ve bunları yaparak inceliyorsunuz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Eşit işaretinin doğru kullanılmadığı ifadelerin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Demek ki her zaman eşit işareti doğru kullanılmamış, yanlış kullanıldığını siz buluyorsunuz ve doğrusunu kendiniz yapabilirsiniz çocuklar. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Sonucu aynı olan işlemlerin bulunduğu kutuyu aynı renge boyayınız. Örneğin 13 artı 6 eşittir 19. Bu işlemlerden hangisinin sonucu 19 ise aynı renge ikisini boyuyorsunuz. Diğerlerinde sonuçlar aynı olanları aynı renge boyuyorsunuz çocuklar. Aşağıdaki işlemler işlemleri örnekteki gibi yapınız eşit işaretinin doğru kullanılmadığı ifadenin kutucunu kırmızıya boyayınız. 24 9 eşittir 15. 8 artı 7 eşittir 15. Burada eşittir doğru kullanılmış. Bunu kırmızıya boyamaya gerek yok. Diğer işlemlerde yanlış kullanıldıysa eşit işareti sonuçlar aynı değilse kırmızıya boyuyorsunuz çocuklar. Aşağıdaki noktalı yerleri İşlemleri yaparak örnekteki gibi tamamlayınız. 50-6 eşittir. 44 32 artı 16 eşittir. 48 İşlem sonuçları eşit değildir. Eşit işareti konulması yanlıştır. Evet bu diğer sorularda bu şekil işlemi tamamlayıp yazılarını yazıyorsunuz çocuklar. Etkinlik. Aşağıda sevimli hayvanların ifadelerinden Problemler oluşturulmuştur. Sonuçlarla ilgili ifadelerde boş bırakılan yerlere eşittir veya eşit değildir ifadelerinden uygun olanı örnekteki gibi yazınız. Çiftlikte 13 ak 7 kara koyun var. Çiftlikte 14 kahverengi 6 kara keçi var. Çiftlikteki 20 koyun ve 20 keçinin sayıları eşittir. Evet çocuklar, burada da ve buradaki örneklerde, etkinliklerde doğru bir şekilde örneğe bakarak tamamlıyorsunuz. Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler. Problem: Caner 85 sayfalık masa kitabının birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 38 sayfasını okudu. Masa kitabında okunacak kaç sayfa kaldı? Problemi problem çözme aşamalarına uygun olarak çözelim. Öncelikle problemi anlamaya çalışıyoruz çocuklar. Problemde masa kitabının sayfa sayısı birinci ve ikinci gün okunan sayfa sayıları verilmiştir. Bizden okunacak sayfa sayısını bulmamız istenmektedir. Bir plan yapıyoruz. Bire, birinci ve ikinci gün okunan sayfa sayılarını toplayıp toplam sayfa sayısından çıkarıyoruz. Planı uygulamaya başlıyoruz. Birinci gün 23 sayfa, ikinci gün 32 sayfa okunmuş. 32 daha 5, 2, 3 daha 5. 2 günde 55 sayfa okunmuş. Toplam sayfa sayısı 85'ti. Okunan kitap sayfa sayısı 55. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 5 çıktı 3. Okunacak sayfa sayısı 30 olarak bulunuyor. Değerlendirmeye baktığımızda 2 günde okunan sayfa sayısı ile okunacak sayfa sayısını toplayalım. Toplam masa kitabının top, toplam sayfa sayısına yani 85'e eşit olmalıdır. 55 2 günde okunan, okunacak 30 var. Topladığımızda 5, 0 daha 5, 5, 3 daha 8, 85'i bulduk mu? Evet, o zaman çözümümüz doğrudur değerli çocuklar. Problemi genişletmek istediğimizde, problemde Caner'in 3. günde 14 sayfa okuduğunu düşünelim. Problemi buna göre çözelim. 1. gün 23, 2. gün 32 ve 3. gün 14 sayfa okumuştur. 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 2, 3 daha 5, 1 daha 6, 69. 3 günde 69 sayfa okumuş. Peki kitap kaç sayfa? 85. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı 1. Daha okunacak 16 sayfası bulunuyor çocuklar. Aşağıdaki problemleri problem çözme aşamalarına uygun olarak sizler çözüyorsunuz çocuklar. Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler. Aşağıdaki problemleri problem çözme aşamalarına uygun olarak çözünüz. Bu problemlerde toplama ve çıkarma işlemlerini kullanıyorsunuz değerli çocuklar. <laughs> Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler. Aşağıdaki problemleri defterinize çözünüz. Sonuçları bulup işaretleyiniz çocuklar. Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problem kuruyorum. Aşağıda verilenlere göre içinde toplama ve çıkarma işlemi bulunan problemler kurup çözünüz. Bir tane beraber yapalım. Diyor ki koyun biz 47 taneyiz. Keçi diyor biz sizden 13 eksiyiz. Değerli çocuklar, bir çiftlikte koyun sayısı 47'dir. Keçilerin sayısı koyunlardan 13 eksik olduğuna göre bu çiftlikte kaç tane toplam koyun ve keçi vardır? Toplam kaç koyun keçi vardır veya koyun keçilerin toplamı kaç tanedir? Problem çözme aşamalarına göre yaptığınızda problemi anlıyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz. O plana göre çözümü buraya yazıyorsunuz çocuklar. Diğer verilenlere ve görsellere göre Problem kurup çözümünü yapıyorsunuz değerli çocuklar. Konu testi 2 ve ev çalışman 1'den 8'e kadar bu sayfalar sizlere ödev. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere çocuklar.